metinleri çerçevesinde bugün Turizm İl Müdürümüz ve beraberinde heyeti Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde ağırlamaktan da şeref duyuyoruz. Tabii ki Kayseri açısından son dönemlerde turizmin gelişimini yakinen takip ediyoruz bir de medya olarak. Bu da apayrı bir mutluluk bizim için de. Tabii ki Kayseri medyasının bu anlamda da üzerine düşen çok iş olduğunu da biliyoruz. Bilmiyorum yerine getiriyor muyuz, getirmiyoruz. Bunu da tabii ki hali hazırdaki heyet değerlendirecek. Bu anlamda kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Sayın Müdürüme sözü veriyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Başkan, öncelikle ev sahipliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli gazeteci arkadaşlarıma da teşekkür ediyoruz. Bizler de bizlerle birlikte oldular. Bugün sektördeki arkadaşlarla Turizm Fakültesi Dekanımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ve turizm sektöründeki arkadaşlarla Turizm Haftası'nın ilk günü kutlamalara başladık. Bu haftada çok çeşitli etkinlikler planladık. Yani bütün haftaya dolu dolu etkinlikler koyduk. Hem burada ziyaretlerimizi yapalım, hem bu farkındalıkları anlatalım. Sizlerle istişare edelim amacıyla sizleri de ziyaret edelim istedik. Malum biliyorsunuz şehrimizde birçok noktada turizm değerimiz var. Hem bunlar kültür varlıklarımız olsun, hem doğal güzelliklerimiz olsun. Başta Erciyes Dağımız gibi çok dünyanın önde gelen kayak merkezlerinden birine sahibiz. Bunun yanı sıra da Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'le birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle, sektördeki arkadaşlarımızın destekleriyle birçok yeni alanda çalışmalar yapıldı ve bu çalışmalar neticesinde de biz gerçekten çok sayıda misafiri artık ağırlamaya başladık. Onların malum biliyorsunuz başında Soğanlı geliyor, Erdemli Vadisi geliyor. Yakında inşallah Kültepe'de de, şu anda da mevcutta da zaten iyi bir ziyaretçi, özellikle son bayram döneminde iyi bir ziyaretçi kitlesi vardı. Ancak bundan sonraki yapılacak çalışmalarla birlikte Kültepe olsun veyahut da Kapuzbaşı şelaleleri olsun, şehrimizin birçok noktada farklı değerlerimiz var. Koramaz Vadisi olsun, şehrimizin yetiştirdiği önde gelen şahsiyetler var. Bunların duyurulması, tanıtılması, yaptıkları işlerin anlatılması gibi birçok planlamalarımız var. Biz bu Turizm Haftası vesilesiyle özellikle son dönemde yapılan, çalışmaları yapılan noktalardan birisi olan Erdemli Vadisi'ne yarın bir gezi planladık. Ama onun öncesinde geçtiğimiz yıllarda da çokça dillendirdiğimiz İncesu'daki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kilisesi ziyaretimiz olacak. Oradan devamında Erdemli Vadisi'ne geçeceğiz. Erdemli Vadisi'nde de bir organizasyonda orada biraz günü geçirip vadiyi anlatacağız. Sonrasındaki devamındaki çarşamba gününde Turizm Fakültemizle beraber turizm öğrencileriyle bir araya geleceğiz. Orada Sayın Valimiz Gökmen Çiçek öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirecekler. Sergi olacak. Yine hocamların ikramları olacak. Onun dışında Perşembe günü yine çeşitli etkinlikler olacak. Burada işte özellikle lisedeki gençlerimizle turizm konuşmak üzere sektördeki arkadaşlarımız bir araya gelecekler. Ve o gün yine Kapuzbaşı'nda, Yahyalı'da diyeyim, tamamen Kapuzbaşı'yla sınırlandırmayalım. Özellikle Zaman Tığırmağı'nın üzerinde 8 kilometrelik bir yol hat üzerinde raftingle ilgili bir tanıtım çalışmalarımız olacak Sayın Valimizin önderliğinde. Cuma günü Ağrınas'a bir ziyaretimiz olacak. Biz bu etkinliklerimizde her birinde sizleri görmeyi çok isteriz. Özellikle yarın 9.30'da başlayacak gezimize bizlere eşlik etmeniz bizim için çok önemli. Hem bu değerlerimizin tanıtılması anlamında, hem de oradaki yapılan çalışmaların gösterilmesi, görülmesi anlamında sizlerin katılımları bizim için çok önem taşıyor. Bütün haftadaki etkinliklerimize tabii ki bekliyoruz sizleri. Ben ev sahipliğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Burada sektörden arkadaşlarımız da var. Onlar biraz konuşacaktır, söz alacaktır. Ben müsaadenizle başkanım size vereyim sözü, ondan sonra da kimler dersiniz? Buyurun başkanım. Kayıt başkanı Serdar Sarıcan. 15-22 Nisan turizm haftamız tüm Türkiye'de kutlu olsun. Tüm turizm işletmelerinde kutlu olsun. Ve buradan da özellikle şunu vurgulamak istiyorum ki bizlerin seslerini siz basın ve gazeteciler cemiyeti duyurduğundan dolayı çok çok şahsım adına ve işletme, turizm işletmeleri derneği adına teşekkür ediyorum ki neden Kayseri'nin değerlerini ön plana bizlerden ziyade sizler çıkarıyorsunuz.
İyi ki de varsınız. İyi ki de böyle bizim bir turizm haftamızda yine sizlerle birlikte beraberiz. Ve buradan da Sayın Valim Gökmençi'ye çok çok teşekkür ediyorum ki geldiği günden bugüne Kayseri'de turizmde ben çiçekler açtı diyorum. Ve bunun yanı sıra da Büyükşehir Belediye Başkanımız olduğu olası zaten turizme destek veriyordu. Yine 2024 yılında da yine turizm yapacağız. Yine bir festivaller şehri yapacağız. Yine bir organizasyonun için hep birlikte gireceğiz. Ve bunun yanı sıra da biz bu sene 2024'teki atılımımız şöyle olsun diyoruz. Bütün odalar, bütün sanayi odaları, ticaret odaları hep birlikte 2024'te Kayseri'yi dünya turizm şehri yapalım diye bunun için uğraşıyoruz. Kayseri Otelciler Derneği Başkanı Murat Erdal. Başkanım biz tabii ki benzer duygulara sahibiz. Biz de Kayseri'nin turizmde marka şehir olmasını arzu ediyoruz, ümit ediyoruz. Bu çerçevede basın yayın kuruluşlarının bürokratlardan, siyasi otoritelerden çok çok daha kıymetli olduğu kanaatindeyiz. Şehrimizin ülke çapında çok bilindik bir şehir olmasını arzu ediyoruz. Bunun için akademik boyutta da çalışmalar icra ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Turizm Master Planı şu an Büyükşehir Belediyesi ile gündemde. Bu çerçevede de çalışmalarımıza devam edeceğiz.